Türkiye milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları, İsrail, Fransa, Yunanistan gibi birçok ülkeyi endişelenirken, İsrail şirketleri Türk sihalarına karşı önlem almak için çare arıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Breaking Defense isimli medya kuruluşu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının İsrailli yetkililere endişelendirdiğini yazdı. İsrail savunma sanayi kaynaklarına dayandırılan habere göre, son yıllarda birçok askeri operasyonda ve savaşta görev alan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına gelen taleplerin artmasından duyulan rahatsızlık had safhada. Silahlı insansız hava araçlarının pazar paylarının Türkiye'ye kaymasından çekinen İsrailli savunma sanayi şirketleri, İsrail hükümet yetkililerine, füze teknolojisi kontrol rejimi şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım çağrısını yaptı. Başbakanlık görevi Binyamin Netanyahu'dan devralan Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiğinin vurgulandığı makalede, Bennett hükümeti böyle bir hamleyi kabul ederse, muhtemelen Washington'dan siyasi ona isteyecektir, denildi. Haberde, Türkiye'nin özellikle yıllardır bir dizi askeri operasyonda test edilen ve artan talep gören Bayraktar TB2 sistemi hakkında da artan bir rendişeleri var. TB2, önemli düzenlemeler taşıyabilmesine rağmen, 300 kilometreden daha az bir genel menzile sahiptir, yani ihracat kısıtlamalarına tabi değildir. Bir insansız hava aracı uzmanı ve Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Peri House'un yöneticisi Michael Horojit, füze teknolojisi kontrol rejimi üyesi olmayan İsrail'in isterse izlediği kuralları basitçe değiştirebileceğini söyledi. İnsansız hava araçları ihracat pazarı geliştikçe, İsrail'in son birkaç yıldaki önemli Çin ve Türk ihracatına yanıt olarak pazar payını geri almaya çalışması şaşırtıcı değil, dedi. Fransız yayın kuruluşu France 24, Teknofest'e ana haber bülteninde yer verdi. 2 dakikalık içerikte Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA üzerinde duruldu. Akıncı TİHA şaşkınlığını gizlemeyen Fransızlar, şaşırtıcı olan şey bu cihazların nasıl hızlı geliştirildi. Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor. Libya ve Azerbaycan'daki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı Türk savunma sanayisinin amiral gemisi halinde geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey, bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildi. Akıncı henüz iki yıl önce prototip halindeydi. Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor denildi. Birçok ülke havacılık sanayisini stratejik sektörler arasına alırken, Türkiye'nin bu alanda attığı adımlar ise meyvelerini bir bir ve veremeye başlıyor. Türkiye'nin insansız hava araçları ve drone ile ilgili ortalama 210 patent başvurusunun bulunurken, 2021 ilk 9 ayında ise başvuru sayısı şimdiden 20'ye ulaştı. Hava araçlarına yönelik patent sayılarında önemli bir rime yakalayan Türkiye, 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yaptı. Eylül itibariyle Türkiye'nin bu rakamı geride bıraktığına vurgu yapan sektör temsilcileri, 2021 Eylül ayına kadar ülkemizdeki hava araçlarına yönelik 20 patent başvurusu yapıldığını dil getirirken, sene sonuna kadar bu rakamın da artacağını öngörüyor. Türkiye'nin insansız hava araçları ve drone ile ilgili ortalama 210 patent başvurusunun bulunurken, 2016'da 17, 2017'de 35, 2018'de 41, 2019'da 35, 2020'de 18 ve 2021 inç Eylül ayına kadar 20 patent başvurusu yapıldı. Dünya genelinde insansız hava araçları teknolojisiyle ilgili ortalama 50-60 bin civarında patent başvurusu bulunurken, en çok patent başvurusu yapan ülkelerin başında ise Çin geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Suriye'de Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelere yönelik hava saldırısına ilişkin yapılan anlaşmanın esaslarına uyduklarını, Rusya'nın da uymasını beklediklerini kaydetti. Bakan Akar, bizim en temel görevimiz hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğidir. Güneyimizde bizim için herhangi bir riskin, tehdidin, tehlikenin oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz," dedi. Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Akar, "Görüşebiliriz." yanıtını verdi. Hava saldırılarına ilişkin Rusya tarafından Türkiye'ye yapılan bir açıklamanın olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, onlar oradaki terörist gruplara karşı bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafında mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz, diye konuştu. Söz konusu saldırıların göçün tetiklenmesi ve radikalleşmenin artmasına neden olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin artık ilave bir göçeçe tahammülü yok. Bunu herkes biliyor. Bu saldırılarla ayrıca oradaki insanları radikalleştiriyorsunuz. Saldırılarda evini, toprağını kaybeden insanın psikolojisini düşünün. Evini, toprağını geri almak için çözüm arayışa giriyor ve radikalleşme oluyor. Bunu hep anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması önemli. İnsanlar Suriye'nin kuzeyindeki topraklarına Türk silahlı kuvvetleri kontrolündeki bölgelere gönüllü ve güvenli olarak onurlu bir şekilde döndüler, zorla değil. Bunların 400 bin'den fazlası İdlib bölgesinde. Tamamına baktığımızda ise 1 milyondan fazla kişi evlerine, topraklarına döndü dedi.